Sivas'ta Pir Sultan Aptal Şenlikleri kapsamında bulunan aydın düşünür, yazar ve sanatçıların yer aldığı Madımak Oteli, dinci gelicilerin saldırılarıyla ateşe verilerek yıkılmasının üzerinden 23 yıl geçti. 37 kişinin yakılarak ve boğularak hayatını kaybettiği Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara günlerinden 2 Temmuz 23. yılında da unutulmadı. Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Çanakkale Şubesi'nin öncülüğünde demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler ile sendika ve derneklerin de destek verdiği anma programı düzenlendi. O dönem doğumlarımız tabii bugün yetişkin bireyler oldu. Çanakkale İskele Meydanı'nda toplanan grup sloganlar atarak katliamı protesto etti. Grup adına basın açıklamasını Güleda Erensoy okudu. Ve dostlarımızın yardım edin çığlıkları kulaklarımıza çınlıyor hala. Bir ömrük atmadan bugüne ne çok şey değişti, farkında mısınız? Türkiye, insan hak ve özgürlüklerinin yok edildiği, kişilerin hürriyetinden yoksun bırakıldığı, savaşın ve ölümlerin arkasının hiç kesilmediği, kesilmesinin istenmediği, katliamcı devlet geleneğinin devam ettiği, hukukun birkaç kişinin çıkarlarını korumaktan başka bir fonksiyonun kalmadığı, fiili olarak yürütme, yargının tek bir adamla birleştiği ve o tek adamın da kendini koruyacak, muhalefetin soluğunu kesen, netleştirilmiş, fiili istihdam yaratma gayreti içinde ateş çemberine döndürülen bir ülke haline geldi. Basın açıklamasından sonra türküler söylendi. Yine yönlü boş şey.